Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. EuroLeague gündemi 2 ile karşınızdayız. Bu hafta neler olmuş, neler bitmiş, Nihan sendeyiz. Evet, 15. haftayı geride bıraktık. Evet. Şöyle başlayalım. Büyük bir maç vardı. Fenerbahçe Real Madrid. Hı hı. Önce o maçla başlayayım. Real Madrid abi şöyle bir takım. Hem koçları hem oyuncularıyla beraber profesyonel bir ekip oldukları için hakemi çok rahat baskı altına alabiliyorlar. İçeride dışarıda fark etmez. Hı hı. Yani eğer deplasman takımının taraftarı biraz etkisiz kalırsa, hı hı, Real Madrid'in maç kazanması bir o kadar kolay oluyor. Çünkü hakemleri kendilerini çekiyorlar. Yani şeye takmıyorlar. Koçum teknik faul almış. Önemli değil. 2 dakika sonra hakem onlar için gereksiz bir pozisyonda faul çalıyor mu? Çalıyor. Hı hı. Çünkü hakem neden? Onun baskı altında kaldı. Anladın mı? Adam orada teknik yemiş, bir tane beleşten sayı yemiş, umurunda değil. Hı hı. Maçın devamında hakemleri kendi lehine çevirebiliyor mu, ona bakıyor. Hı hı. O yüzden yine denediler bunu. Sergio Llull oyundan atıldı. 2 tane sportmenlik faulle. Koçları şey yedi. Teknik faul yedi. Ama bunu başaramadılar. Şöyle son 1 dakika 40 saniyeye 6 sayı önde girdiler. 63-57 idi skor. Maçı 65-63 kazanmayı başardı Fenerbahçe. Bunun başrolünde MVP seçilen, maçın MVP'si Datome oldu. Son saniyede, son 6 saniye kala basket foul aldı Randolph'un üzerinde ve maçı getirdi. Hı-hı. Fenerbahçe kısmı böyleydi. Şeye dönecek olursak, Darüşşafaka ikinci galibiyetini aldı. Evet, almış gol. Selçuk Ernak da herhalde. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur Darüşşafaka'nın koçunu. Şöyle abi, Darüşşafaka'nın başına bu yıl 2 tane Türk antrenör geçti. Ve bu iki Türk antrenör de kariyerlerinde ilk defa EuroLeague galibiyeti kazandı. 2 galibiyeti 2 koçu aldı yani. Öyle oldu. Ama çok güçlü rakibini yenmeye başardı. Olympiakos'u. Olympiakos yani. Darüşşafaka da şöyleydi. Son periyodun son 5 dakikasına kadar süper geliyor. Ama son el yakan topları oynayamıyordu. Bu maçta oynadı. Serbest atışları başarıyla sayıya çevirdi ve kazanmayı bildi. Anadolu Efes, üzülerek söylüyorum, bir mağlubiyet zinciri yakaladı. Barcelona'ya karşı 80-65 kaybetti. Hı. Bu maçta da ikinci yarı Anadolu Efes sadece 15 sayı atabiliyor. İkinci yarı. Toplam 20 dakikada sadece 15 sayı atabiliyor. Yani ilk yarıyı 50-39 gibi bir skorla önde geçiyor. Oo. Ama ikinci yarı felaket oyunuyla Barcelona'ya boyun eğdi. Öyle söyleyebilirim. CSKA Moskova geçen hafta da hatırlıyorsun yenilmişti Fenerbahçe'ye. Onun etkisinden çıkamamış herhalde. Bu hafta da Panathinaikos'a yenildi. Oo. 96-84'lük bir skorla. Geri kalanlar, orta sıralar yine alevli gidiyor. Yani çok yakın. Aynı galibiyette 4 takım var. 7 galibiyet, 8 mağlubiyetli. Ama bizi sevindiren haber şu oldu. Anadolu Efes yine 4. sırada kaldı. Ama bunu sağlayan Darüşşafaka oldu. Eğer Olympiakos Darüşşafaka'yı yenseydi, Anadolu Efes'in üstüne çıkıp 4. sıraya yerleşecekti. Ama Darüşşafaka aslında sürpriz yaparak ve çünkü Darüşşafaka'da şöyle bir sıkıntı vardı. Kaybetme psikolojisi vardı. Evet. Maç kazanamama psikolojisi vardı. Onu yendi gibi gözüküyor şu anda. Gelecek haftanın programı da çok büyük bir derbi var Yunanistan'da. Olympiakos Panathinaikos. Yani Yunanlıların felaket derbisi. Stadı yakıyorlar değil mi? Stadı yakıyorlar. Harbiden yanıyor yani. Çünkü Yunanlılar da çok alevli bu konuda. Ama geri kalan maçlarda Fenerbahçe Baskonya'yı ağırlıyor. Anadolu Efes'le Bayern Münih'i ağırlıyor. 2 tane İstanbul'da maç var. Bakalım. Yani Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Avrupa'nın en büyük takımı benim dedi şu anda. Evet. Ambargoyu koydu. Bu hafta hem CSKA hem Real. Güzel Real'i şey yaptı. Hem Anadolu Efes hem Olympiakos. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci takımların hepsi puan kaybetti. Evet.
Evet. Sadece Fener kazandı. O yüzden ara açıldı. Evet. İki galibiyet fazlalıkla önde gidiyor Fenerbahçe. 15. haftayı da geride bıraktık. Zaten Mart'ta bitiyor Euroleague. Ondan sonra son 8. Sonra da Final Four. İnşallah görmek umuduyla iki takımla. Ümidimiz bu iki takımla görmek İnşallah. İstiyoruz Final Four'u. İnşallah. Bakalım. Yani enteresan bir hafta oldu aslında burada da. Euroleague'de de zorlu maçlar geride kaldı. İlk sıraları ilgilendiren bayağı bir şeyler oldu. Baya. Aslında orta sıralara gün doğdu diyebiliriz. Aynen. Ama bir türlü orada kopma da yaşanmadı. Yani şöyle söyleyeyim. 11 takım, 15 takım hatta 11 takım diyeyim tamam. 11 takım son 8'e girmek için oynuyor. Yani evet. O 5. 6. 7. yani 4. 5. 6. 7. 8. hala belli değil. Evet. Her şey değişebilir. Son maça kalacak gibi gidiyor şu anda. Son maçta belli olacak büyük ihtimalle son 8. Evet, çok çekişmeye gidiyor. Böyleydi 15. Wow. haftanın değerlendirmesi. Bu kadar diyebilirim. Evet. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe aynen. ipi gösterdi gibi. Evet, ipi gösterdi. Öyle diyebiliriz. Şu anda da görünüyor. İnşallah da devamı gelir. İnşallah son 8'e iki takımla kalırız. İnşallah. Çok güzel olur. Aynen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.